İşte ilk görüşmede ne soracağım? Uf, bir liste mi yapsam? Görüşmeye 80 soru hazırlayarak gitmiştim. Kimse de bana demedi yani, yavrum evladım yapma bu kadar soru sorma, yazık değil mi diye. Çok minnoşmuşum zaten şimdi düşününce yani. Namaz kılıyor mu kılıyor, işte sigara içmiyor mu içmiyor, tamam. Bana gelen ilk evlenme teklifini kabul ettim zaten ben. Çünkü neden olmasın? Eşimin hayır ne gerek var demesi çıt eder kalbim. Ben öğrenciyken evlendiğim için maddi olarak nasıl geçineceğim? Aile olmak istediğini söyledi. Kendimden bir tek utanmadım değil. Ben mesela okuldan geldim. Siz de okuldan geldiniz. Yemeği kim yapmalı? Bence bunu kesin sor. İnsanlar direkt bunu bekliyorlar. İsmim Betül Zehra. Ben Büşra İpek. Ben Şevval. İsmim Nadire. Ben Fatma Zehra. Ben Kerime. Benim adım Canan. Tanıdık Blog YouTube kanalına hoş geldiniz. Evlilik deyince aslında en çok merak ettiğimiz noktalardan birisi de ilk görüşme. İlk görüşmede sen neler sormuştun? Kırmızı çizgilerin nelerdi? Neler konuştunuz? Aslında benim ilk görüşmem, yani eşimle yaptığım ilk görüşme, ilk evlilik görüşmem değildi. O yüzden çok deneyimliyim bu konuda. Neyin yapılıp neyin yapılmayacağını bence bayağı biliyorum. Ben ilk görüşmemde görüşmeye 80 soru hazırlayarak gitmiştim. Böyle güzel güzel yazmıştım hepsini tıkır tıkır. Sonra çıktısını da almıştım. Beyefendinin karşısına oturmuştum. Tek tek sormaya başlamıştım. Kimse de bana demedi yani, yavrum evladım yapma bu kadar soru sorma, yazık değil mi diye. O iş olmadı, tahmin edebilirsiniz ki 80 sorunun ardından. Başka bir görüşmemde, ikinci görüşmem oluyor sanırım. O zaman da 120 soru hazırladım. Vazgeçtim mi? Hayır, vazgeçmedim. Devam ettim o şekilde. Sonra fark ettiğim şu oldu. Yani insan içi mutmain olmadıktan sonra ne kadar soru sorarsa sorsun, belli ayrıntılarda boğulmaya başlıyor hatta. O yüzden ben nihayetinde sorularımı 10-15 soruya indirdim. Dikkat ettiğim şeyler, hani nasıl oturup kalktığıydı görüşmeye gittiğimizde. Sonra kendimi de anlatmaya gayret ettim. Mesela hazırladığım sorular, işte kırmızı çizgileriniz nelerdir? Nasıl bir hayat beklentiniz var? Gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz? Özellikle anne babamın merak edebileceği geçimi nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Ve tabii ki de 5 vakit namaz kılar mısınız? Faize bakışınız nasıldır? Tarzı şeyler sordum. Üstüne bu soruları ben de cevaplamaya çalıştım kendimce. Yani insanın kendini tanımasının çok önemli olduğunu düşünüyorum evlilikten önce. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır diye buradan Yunus Emre'ye sevgilerimizi yolluyoruz. Çok büyük kriterlerim olan 3 tane kriterim vardı o dönemde. Sigara içmesini istemezdim. Namaz kılmasını isterdim. Yani dikkatli, özenli bir hayatı olmasını isterdim. Daha özetle. Elhamdülillah onları sağladığımız bir denklemdi. Zaten arkadaşım da hani o sebeplerle vesile olmuştu. İlk görüşmemizde de daha ziyade tanıştık bahsettiğim gibi. O ailesinden bahsetti. Ben ailemden bahsettim. O okuldan, iş hayatına yeni girecekti. İş hayatına dair planlarından bahsetti. Ben kendimden bahsettim. Biraz daha tanışma usulüydü. Yani böyle çok neyi seversini bile konuştuğumuz olmamış olabilir. Daha ziyade tanıştık. Şöyle oldu. Marka adı vereyim. Çimen kafede. Bütün herkesin evlilik görüşmelerinin zemini olan. Bence Üsküdar'da herkes önerilir. Orada görüştük ilk başta. Zaten eşim normalde Ahlat'ta yaşıyor. Ahlat'tan İstanbul'a geldi. Mali'ye gidecekti insani yardım için. O yüzden İstanbul'a gelmesi gerekiyordu. O sırada ayarladık hemen görüşebilelim diye. Ben zaten İstanbul'da ikamet ediyordum. Aslında ilk görüşmede bence hem bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani hem kendimizi tanımak anlamında hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hem karşı tarafı tanımak anlamında hazırlıklı olmamız gerekiyor. Öncelikle bence kendimizi tanımamız gerekiyor. Mesela ben aslında neye önem veririm? Benim için kıymetli olan değerler neler? Benim olmazsa olmazlarım neler? Bunları bir insanın zaten kendini az çok bilmek için bilmesi gereken, tanıması gereken şeyler. Benim için mesela bu işte Suriyelilere bakış açısı, ırkçılık çok büyük bir olaydı. Çünkü çevremde, yakın çevremde bile böyle Suriyeli yapan insanlar var ve hani arkadaşlar Müslüman kardeştik hani. Bir de gerçekten ben geçen sene Suriye'ye gitme fırsatı da bulmuştum. Hani Suriye'ye gitmeden Suriye hakkında ahkam kesmek çok kolay. Herkese gitmeye davet ediyorum. Bir gidin görün bakalım. Gaziantep sınırından bakabilirsiniz veya Kilis'ten. Onun dışında benim için değerlerden neler vardı? Ben çok hareketliyim. Yani böyle zaten elim kolum da durmuyor. Onun dışında da hayatımda da mesela hani çok projelere atılan, hatta annemin artık kızım bir dursam mı dediği, her şeyde elim kolum olsun isteyen biriyim. Ve eşimin bunları engellemesini istemem açıkçası. Sonuçta ben böyleyim ve böyle olmaktan çok mutluyum. Eşimin bu konuda beni destekleyebilecek biri olması benim için çok önemliydi. Benim yaptıklarımı anlamsız bulmaması. Hani evet destekleyecek ama anlamsız da bulmaması önemli. Sonuçta ben işte edepte İslam bilimler, sosyal bilimler eğitimi almışım. Zaten bir doktorum. Koşmayı, yardım etmeyi, ne bileyim insanlarla sosyal olmayı, misafir ağırlamayı çok seven biriyim. Ben eşimin hayır ne gerek var demesi çıt eder kalbim. Yani burada çıt diye ses duyarsınız. Ve bu çok üzücü bir durum. Bu benim için çok önemliydi. Tabii ki de bir Müslüman olması özellikle. Hani Müslüman bir yaşayışın. Evet namaz kılmasan Allah için kılıyor. Hani o benim için değil ama Müslüman bir ahlaka sahip olması önemliydi. Bunları aradığımın farkındaydım. Buluşmamızda da ilk sorduğum sorulardan birisi şuydu. Ben gönlü eğlendirmek için birisiyle görüşmeyeceğim. Eğer gerçekten evlenmeyi düşünmüyorsam bu konuşmayı devam ettirmemize gerek yok. Çok rahat.
Çok profesyonel. Aynı ortamda çalıştığımız için aynı arkadaş çevresinde aynı insanları bilerek hareket ediyorduk. Bir taraftan da neredeyse hiç birbirimizi tanımıyorduk aslında. İlk tanışma biraz hiç tanımadığım birisiyle konuşuyormuşum gibiydi ama aynı zamanda aşağı yukarı kim olduğunu, arkadaşlarının kim olduğunu bildiğim birisiydi. Ya biraz komik olacak ama ben kütüphanedeydim yine. Yani bir ara verdim. O arada da eşim işte kütüphanenin önüne gelmiştim. Oradan da bizim meşhur piramidin yanındaki o portalın yanında oturduk biz eşimle. İlk görüşmemiz o şekilde oldu. Ve işte hani ne düşündüğümü söyleyeceğim işte atıyorum. Ben işte hayatımı bu şekilde kurdum. Ondan sonra akademideyim, işte çalışacağım. Bunları yapmak istiyorum. Hayatımla ilgili bu. Hayatımdan beklentilerim bu. Bu biraz herkesin kaldırabileceği bir yol değil. Hani sen bunu işte kabul edebilecek misin? Bunların farkında mısın? Benim beklentilerim şunlar. Her zaman evde olamayabilirim. Evi her zaman derli toplu bırakamayabilirim gibi böyle. Ne yapıp ne yapamayacağımı, neyi ne kadar yapabileceğimle alakalı olarak çok açık bir şekilde kendimi ifade ettim. Ve benim isteğim de bunu kabul edebilecek biriydi. Yani bu hayatı beraber yaşayacağımız için bu yaşam tarzını kabul edebilecek biri ya da bunu yürütebilecek biri olması gerekiyordu. Yani bundan kaynaklı bir sorun çıkmasını istemiyordum. Benim en büyük çizgim buydu. Yani bunu kaldırabileceksen devam edelim ama bu sana çok da uygun bir şey değilse devam etmeyelim şeklindeydi benim yaklaşım gayet. Tamam mıdır? Devam mıdır gibi böyle. Ben hani ondan sonra eşime şey dedim. Hani senin benden bir beklentin, bir niyetin, söylemek istediğin bir şey var mı diye. Eşim de bana aile olmak istediğini söyledi. Kendimden bir tek utanmadım değil. Yani bu tarz konuşmalarda gerçekten kişiler kırmızı çizgilerini kesinlikle konuşmalı. Ne onun için olmazsa olmaz, ne onun için olur. Gerçekten böyle belli noktalar vardır. Evet, bunlar konuşulmalı fakat bu kadar organize etmek, bu kadar her şeyi kontrol edebileceğini zannetmek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü yani insan olduğumuz, aciz olduğumuz ve bir sınav içerisinde olduğumuz gerçeğini sık sık unutuyoruz. İlk görüşmede şöyle, ben zaten çok heyecanlıydım. O ilk görüşmede çok fazla bir şey konuşmuyor. Aklına da çok fazla bir şey gelmemesi normal. İlk görüşmemiz bizim evlilik niyetiyle olduğunu ben bilmiyordum en azından. O zaman söylemişti bana evlilik niyetinde olduğunu. İkinci görüşmede ben artık kafamdaki soruları belirlemiştim. Kırmızı çizgilerini belirlemek. Örneğin kırmızı çizgi dediğimizde kişisel olarak nelerden rahatsız olabiliyorsun? Yani ben bu şekildeyim. Sen buna ne tepki verirsin? Ya da sen bunu kabul edebilir misin gibi. Atıyorum ben kıskancım diyebilirsin. Şunları kıskanırım. Eve geç gelmeni çok istemem. Ya da sosyal medya kullanmanı hiç istemiyorum gibi. Daha çok kişisel isteklerinizi söyleyebilirsiniz. Yani benim için sorun olan ne var? Aslında bunu düşünmek lazım. İlk görüşmede bu çok önemli. Çünkü bunlar evliliğin diğer aşamalarında da problem olacak şeyler. O yüzden bunları da hassasiyetle dikkat etmek gerekiyor. Kafamda bazı konular var da tabii ki şunları kesinlikle konuşmalıyım. Bu konu hakkında ne düşünüyor acaba? Bunlardan mesela bir tanesi evlilikte kariyer ve işte çalışma hayatı nasıl olmalı? Daha sonra mesela işte bir yere gidileceği zaman ben yalnız gidebilir miyim? Ya da işte saat kaçta gidip gelmeliyim? Evde görevlerimiz nasıl olmalı? Çünkü aslında öğrenciyken evlenmek çok kolay da olabilir, çok zor da olabilir partnerinize bağlı olarak. Bunları sordum. Bir de daha önce ablasıyla tanıştığım için mesela onunla konuşmuştum. Sence mesela biz birbirimize ne kadar uyumlu veya bizim evliliğimizde ne gibi problemler olabilir? Bunları sormuştum. Çünkü benim abim de benimle ilgili yaşayabileceği sıkıntıları veya işte güzel şeyleri ona söylemişti. Eşit olalım istedim. Ben de ablasına sordum. Ablası da Allah razı olsun gayet güzel açıkladı bana. Ondan edindiğim bazı bilgilerle kafamda bazı düşünceler oluşmuştu. Bunları sormuştum. Gerçekten kendimi tanımaya da çalıştım bu evrede. Zaten ben evliliğinde böyle bir yanın olduğunu düşünüyorum. Yani evlendiğinizde de gerçekten dininizin yarısını tamamlamış oluyorsunuz. Eşinizle birlikte büyümeye devam ediyorsunuz. Fakat evlilikten önce de evliliğe hazırlanırken bile. Ben mesela şu şekilde düşünüyordum. Ben temiz bir eş istiyorum. Ben de onun için temiz kalmalıyım. Ben harama bakmayan bir insanla evlenmek istiyorum. Ben de harama bakmamaya dikkat etmeliyim tarzında. Hep kendimi böyle daha iyi ya da örnek veriyorum. Benim için şey çok önemlidir. Anne babasına, daha doğrusu özellikle annesine, bazen babadan korkularak insanlar böyle babalarına yine saygılı davranmaya devam ediyor ama bir insanın annesine nasıl davrandığı, sonrasında eşine nasıl davranacağını ya da samimi olduğu insanlara nasıl davranacağını gösteriyor. O yüzden ben de kendimi de fark etmiştim. Anneme daha iyi davranmalıyım diye. Bunu nereye bağlayacaktım? Bu şekilde evlilik daha evliliğe giden yolda sizi iyileştirmeye başlıyor diye düşünüyorum. Ben 28 yaşında görüşmeye başladım eşimle ve 28 yaşına kadar tabii ki de birçok insan gibi daha önce evlilik yoluna girip çıktım ve ne beklemem gerektiğini, neleri öncelemem gerektiğini, ne sorular sormam gerektiğine dair aşağı yukarı kafamda bir fikir vardı. Ama en çok aslında önem verdiğim şey sıralı bir dini sorular ya da aile hakkında neler düşünüyorsun, kaç kardeşsin vesaire mevzularından önce sonuçta hayatını beraber geçirmeyi planladığın birisiyle konuşuyorsun. En önemli mevzulardan birisi güzel vakit geçirebilmek. Benim öncelediğim, özellikle ilk görüşmelerde öncelediğim
edeyim. Gerçekten muhabbetinden hoşlanıyor muyum? Beraber vakit geçirirken iyi hissediyor muyum? Aynı şeylerden hoşlanıyor muyuz? Beraber bir şeyler yapabilir miyiz? Neler okur, neler izler ya da hangi tür esprilere güler vesaire gibi şeyler benim için daha önemli. Dolayısıyla ilk görüşme böyle çok resmi bir iş görüşmesinden ziyade iki arkadaş buluşmuş ve muhabbet ediyorlarmış gibi bir havadaydı ve öyle olması da aslında iyi anlaşabileceğimizin bir göstergesiydi. Sonraki aşamalarda ciddi sorulara geçtik yani aslında. O sorular neydi? Şöyle ki evlilik amacıyla görüştüğüm bir insanda başlangıçta beraber bir gelecek kaygısı oluşturabiliyor musunuz? Planlarınızı birlikte yapabiliyor musunuz gibi şeyler arıyorsun. En başında zaten Müslüman olması, 5 vakit namaz kılması bu görüşmeyi kabul etmiş olmam için zaten ön şartlarımdan birisiydi. Dolayısıyla Müslüman olup da Müslümanlığın gerekliliğini düzenli olarak yerine getiren birisi olduktan sonraki aşamalar sadece bizim kendi aramızdaki muhabbetin uyuşup uyuşmaması ile ilgili mevzulardı. Eşimle görüştüğümüzde de eşimin fıtratı hoşuma gitmiş. Garsona bir şey isterken ki nezakette. Hani bir bakabilir misiniz demekle bir baksana demek çok farklı. Yani nezaket benim için önemliydi. Cömertlik benim için bu hani fıtratını konuştukça anlıyorsunuz önemliydi. Misafirperverlik önemliydi. Onun dışında mesela eşim şey demişti ilk görüşmemizde. Benim için şeffaflık çok önemli. Hani ne olursa olsun sorunları ikimiz birbirimize doğru lanse edebilmeli ve ikimiz çözebilmeliyiz. Hani dış faktörlerden arınabilmeliyiz demişti. Bu mesela benim için şeffaflık kelimesi hani aslında çok spontan, çok normal bir kelime ama benim için vay şeffaflık falan diye bir aydınlanma yaşamıştım. Gerçekten. Hayatımın anlamını buldum falan olmuştu. O günden beri şeffaflık, çok iyi falan modundayım. Elhamdülillah da eşimize karşı şeffafız. Bir şey olduğunda bunu içimde büyütmek yerine uf bana şöyle dedi ya falan yapmak yerine böyle demiştin ama bence böyle demek istemedin diyebilmek. Veya ne bileyim bir şey olduğunda bilinen bir şey duyduğunda aslında böyle bir şey duydum sence nasıl diyebilmek. Yani bu şeffaflık benim için önemli. O da bunu söylediğinde aradığımı bulmuş olmuştum aslında. Hiç böyle bir kriter ve soru konuşmalarınız olmadı mı? Nerede yaşayacağız diye sordum mesela. İstanbul'da yaşamak benim için biraz önemliydi. Onun dışında namaz, sigara konuştuk. İşte kız arkadaşlarıyla falan ilişkilerini, yani bu tarz şeyleri konuştuk. Hani hassasiyetleri ne düzeyde, nerede yaşıyor, nasıl yaşıyor falan konuştuk. Dini hassasiyetlerini de konuştuk. Ama çok soru sordum mu? İkinci görüşmemizde şeyi sormuştum. Eşim şey demişti mesela. Ben eve hani böyle her akşam ekmek alıp gelecek bir aile planı düşünmüyorum. Benim hayal ettiğim hayat bu değil demişti. Ben çok çekinmiştim. Eyvah yani ne demek bu falan diye. Şu an ben her gün evde değilim. Hani çekinmeme sebebi buymuş. Başka bir şey sormadım bence ya. Çok minnoşmuşum zaten şimdi düşününce. Namaz kılıyor mu kılıyor, işte sigara içmiyor mu içmiyor, tamam. Onun dışında ben öğrenciyken evlendiğim için endişelerim şu yöndeydi. Maddi olarak nasıl geçineceğiz? Kendisi de ailesine destek olabileceğini söyledi. Ve ben de zaten çok bir maddi beklentim yoktu. Beklentim benim pek fazla olmadığı için süreç benim için daha kolay ilerledi. Diğer bir endişem ise şuydu. Acaba karşı taraf maddi bir destek sağladıktan sonra sonrası için bizim için bir problem karşımıza çıkar mı bu şekilde? Bunu da söylediğimde zaten ailenin bu şekilde kabulle yola çıktığını söyledi. Ailesiyle konuştuğunu söyledi. Maddi olarak ailesinin tamamen biz size yardım edeceğiz kabulüyle yola çıktığını söyledi. Allah razı olsun onlar da gerçekten çok büyük destek oldular. Endişe duyduğum konulardan biri de iş bölümüydü. Genelde kadına yükleniyor böyle ev işleri, çamaşır, bulaşık, temizlik vesaire. Bunların yanında bir de derslerle uğraşmak gerçekten çok yıpratıcı olacaktı. Doğal olarak endişelerimden biri de buydu. Ben de eşimle bunu konuştuğumda kendisi tabii ki yardımcı olabileceğini söyledi. O da yani iş bölümünün gerekliliğinden bahsetti. Bu şekilde endişelerimin çoğunu dile getirmiş oldum. O da aynı şekilde bana endişelerin çoğunu dile getirmiş oldu. Yani isteklerini, istemediklerini, kırmızı noktalarını vesaire. Biz görüşmede bunları konuşmuş olduk. Evleneceğin eşte aradığın özellikler olmazsa olmaz dediğin şeyler var mıydı? Şimdi ben sürekli kafada şey gibi gidiyordum işte okuyalım, çalışalım, işte şuraya koşturalım, bunu yapalım, o derdi, dava derdi falan bu şey, ümmet falan aynen öyle. O moddaydım. Bu şekilde devam edebilmem için de eşimin de aynı denklikte olması gerektiğini zannediyordum. Eşimle tanışana kadar. Bizim kafamızda bazı şeyleri yanlış kurguladığımıza inanıyorum bu noktada. Benim eşim gerçekten yani baktığında Müslüman bir insan diyebileceğim bir insan baktığınız zaman. Adam gibi adam. Elhamdülillah yani dualar sonucu buna çıktı. Ben dualarımı atıyorum şu mesleği olsun, bunu yapsın, şu parayı kazansın, şu mevkide olsun, şunu yapsın. Hiçbir şekilde yapmadım. Çünkü bunların hepsi birer araç olarak görüyorum açıkçası. Yani bunlar belli şeylere ulaşmak için yapılmış, kazanılmış şeyler gibi geliyordu bana. Benim daha temel, kıymet bilen gibi, daha hayatını Allah yolunda yaşayan, Rabbim işte istikamet üzere olalım, şaşırmayalım dediğim, beraber hareket edebileceğim, yoldaşım olabilecek bir insan aslında ben daha çok aradım. Ve elhamdülillah bulduğuma da inanıyorum. Çok
şükür. Bunun haricinde de bir kriterim yoktu açıkçası. Karşıma gelen kişi şu su var mı, bu su var mı diye bir checklist oluşturup ona göre yargılayıp aa sen olursun sen olmazsın gibi bir yaklaşımım hiç olmadı. Bana gelen ilk evlenme teklifini kabul ettim zaten ben. Daha öncesinde de böyle bir şeyim olmamıştı. Çünkü neden olmasın? İlk görüşmede bence kişinin garsona nasıl muamele ettiği de çok önemli. İnsan diyor ki böyle kendini güzel göstermek için nazik davranır falan filan. Bence çok farklı davranan insanlar da olabilir. Ona dikkat etmiştim. Başka neye dikkat ettim? Fiziksel olarak aslında karnınızda kelebekler uçuşmasını beklemenizi ben çok mantıklı bulmuyorum. Ama en azından fiziksel bir çekim hissediyor muyum? Yani beğeniyor muyum? İtici bulduğum bir yanı var mı diye onlara da bakmıştım. Sonuçta bakmak gerekiyor. Sonuçta evleneceğiz yani. İnsanın evlendiği kişiye karşı fiziksel çekim hissediyor olması önemli diye düşünüyorum. Ben endişelerimi çok güzel gidermiştim elhamdülillah. Yani açık açık sormuştum. Şeye çok dikkat etmiştim. Hani kendimi çok açık anlatmaya. Çünkü benim abim böyle yaptığı için değil ama veya onun ablası da öyle yaptığı için değil ama aslında belki de bize referans olan kişiler yakınımız olduğu zaman bizimle ilgili kendi düşüncelerini çok objektif söylemeyebilirler. Onlar öyle yapmamışlar elhamdülillah ama ben yine de benimle ilgili bakın şöyle bir şey var. Belki ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu da bilin. Ya da o da aynı şekilde mesela bende de şöyle bir şey var. Belki siz de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Diyerekten böyle çok açık bir şekilde konuştuk açıkçası. Yani çok böyle açık bir konuşma olmuştu. O bu konuda çok mutluyum yani böyle olduğu için. Hazırlık yaparak mı gittin? Yani böyle sıra sıra sorular mı sordun? Ya aslında şöyle herkes diyor ki işte ilk görüşmede ne soracağım? Uf bir liste mi yapsam falan. Eşim benim ilk görüşmem değildi. Eşimden önce de birkaç kişiyle görüşmüştüm. O yüzden bir deneyimim vardı açıkçası. Ama hani hiçbirine böyle evet şimdi soru 1 soruyorum, soru 2 soruyorum şeklinde değildi hiçbirinde. Sonuçta bu spontan gelişiyor. Yani hayatınız boyunca hani yaşamayı niyetlendiğiniz biriyle görüşüyorsunuz. O yüzden böyle çok kuralcı ilerlemeye gerek yok. Biraz daha akışa bırakıp rahat olmak. Sonuçta o kişi de sorular soruyor haliyle. Hani biraz daha spontan ilerlemek daha doğal işte. Onun bir söylediğinden size peki ya şöyle falan diye konu açı açı ilerliyorsunuz. O yüzden rahat olun. Akışa bırakın. Eşini gördüğünde evlenmekten içine indi mi? Yani hayır tabii ki de. Hiç öyle bir şey hani loaded olmuyor. Hayır. Yani sadece biriyle tanışmak üzere bir masaya oturmuştum. Biraz da dediğim gibi gergindim. Kesinlikle direkt ilk tanışmada buldum seni hissi gelmedi. O biraz daha süreçle, emekle gelişen bir sonuç oldu. Benim aradığım şey de o değildi açıkçası. Yani hani hemen oturayım buldum seni gibi bir hisle de gitmemiştim. O hissi de ilk görüşmede buldum diyemem. İlk görüşmede beni en çok etkileyen şeylerden birisi de aslında Üsküdar Meydanı Marmaray çıkışında buluşup yürüyerek o kafeye beraber gittik ve o yolculuk süresince etrafı olan davranışlarında beni etkileyen çok fazla şey vardı. Mesela en güzel şeylerden birisi yolda gördüğü sokak hayvanlarına eğilip sevimlilikler yaparak onları okşayarak yoluna devam etmesi ya da oturduğumuz kafedeki yan masadaki çocukla şaklabanlıklar yaparak oynamasıydı mesela. Bu ileride çocuklarla iyi anlaşacak birisi olduğunun göstergesi ve benim de kendi karakterimden yola çıkarak anlaşabileceğim bir insan olduğunu da göstergesi. Mutlu bir şekilde ayrılmıştım görüşmeden. Evlilik sürecinde insanı tanıyıp tanıdıktan sonra evlenme kararını vermek en başta evlenme kararıyla başladığını düşünülürse mantıklı olan hareket buydu. O ilk görüşmede evleneceğimden emin olmasam bile evlenme potansiyelimden emindim. Birkaç görüşme sonrasında onunla evleneceğimin farkındaydım. Benim kafamda daha çok aile. Gerçekten aile olabilecek. Eşim, yoldaşım. Hep o kafadaydım. Ama bununla beraber çocuğuma babalık yapabilecek biri gibi bakıyordum. Yani şöyle. Çünkü çocuk babadan çok fazla şey alacak. Erkek çocuğu olsun, kız çocuğu olsun. Sağlıklı çocuklar yetiştirmek için de doğru bir eş tercihi yapmamız gerektiğine inanıyorum. Belki de tek en büyük kriterim bu olabilir baktığın zaman. Yani güzel bir insan mı? Rabbim herkese en hayırlı vakitte en hayırlı insanı nasip etsin inşallah. Ben gerçekten bana eş, yoldaş, çocuğuma da babalık yapabilecek merhametli ve güzellikte bir insan istedim. Kırmızı çizgilerin var mıydı? Kariyer odaklı bazı kırmızı çizgilerim vardı. Çünkü hani şu an hala okuyor olduğum için tamamıyla bir karar vermiş değilim. Mezun olduktan sonra ne yaparım? Nerede yaşarım? Yurt dışına gitme düşüncem olabilir veya burada yüksek lisans, doktora yapma ihtimalim olabilir, bir yerde çalışma ihtimalim olabilir. Ve mesela bunların hepsine bir yerde artık beraber karar vermemiz gerekecek. Mesela o ne düşünüyor aslında? O gider mi? Ya da ben gidersem ne yapar? Bununla ilgili konuşmuştuk. Başka bir kırmızı çizgim. Daha çok kısıtlanma üstüne ya da işte tesettür olarak. İşte mesela benim tesettürüm bu şekilde. Bazen şöyle giyinebiliyorum ya da bazen mesela gözlük takıyorum. Bazen sandalet giyiyorum. Bazen şapka takıyorum. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya da sizin kafanızda belirli bir kıyafet var mı? Ben mesela tam olarak ona uygun mu giyinmeliyim? Bunları konuşmuştuk. Bir de mesela evdeki görevlerimiz nasıl olmalı? Ben mesela okuldan geldim. Siz de okuldan geldiniz. İşte ikimizin de çalışması gereken bir sınav var. Yemeği kim yapmalı? Ya da temizliği kim yapmalı? Bunları konuşmuştuk. Belki burada sana en çok soracak sorulardan biri. Öğrenciyken geçinme noktasında neler yardımcı olabilir? Siz nasıl bir yol izlediniz?
Öğrenciyken maddiyat konusu gerçekten herkesin endişe duyduğu bir konu. Burada önemli olan aileler elini taşın altına koyması gerekiyor. Her iki tarafın da ailesi bir şekilde destek olması gerekiyor. İkinci olarak burslar çok yardımcı oluyor gerçekten. Gerek belediyelerin, derneklerin, vakıfların birçok bursları var. Yani bunları kovalamak lazım. Hatta bize şimdi böyle Ekim ayı geliyor. Sadece böyle burslara bakıyorduk, araştırıyorduk ve gerçekten çıkıyordu. Dolayısıyla burada fırsatları kovalamak gerekiyor. Ya bir de hem öğrenci hem de işiniz olmayınca resmiyette genelde yardım ediyorlar. Evlilere özel burslar var. Derneklerin, vakıfların. Yani buraya başvurursanız buradaki kişi sayısı da az olduğu için muhtemelen zaten çıkıyor. Yani hem öğrenci olarak başvuracağınız yerler var hem de sadece evli öğrencilere yönelik burslar da var. Birçok burslardan biz bu şekilde faydalanmıştık. Üçüncü olarak özel ders verdik biz. Siz başka şekilde de çalışabilirsiniz. Ek işler yapılabilirsiniz. Yani bunlar küçük işler olabiliyor. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. İlk görüşmeye gitmeden önce mutlaka hacet namazı kılıp sadaka vermeyi unutmayın. Bu püf nokta. Harika bir tavsiye. Yeah.